Mutsuz musun? Huzursuz musun? Hiç susmayan olumsuz bir zihin sesin mi var? Derinlerde ruhsal ve duygusal acıların, taciz ve travmaların, bir türlü baş edemediğin korku ve kaygıların var mı? Ya da pişmanlıkların, affedemediğin insanlar, kalp kırgınlıkların. Aldatıldın mı? Sevdiğin birini kaybettin mi? Ayrılık, aşk ya da ölüm acısı hiç yaşadın mı? Yaşamının ve yaşadığın hayatın ve kendinin bir değeri olmadığını mı düşünüyorsun? Hiçbir şey yapmak içinden gelmiyor, modun düşük, kendini yorgun, motivasyonsuz ve isteksiz hissediyor musun? Ya da bir türlü üzerinden atamadığın hep uyuma isteği, karamsar ruh hali varsa üzerinde depresyonda da olabilirsin. Nedensiz ağrıların varsa, hiç geçmeyen ve altında hiçbir tıbbi nedenin bulunmadığı kronik rahatsızlıkların var mı? Kendini hep hasta mı hissediyorsun? Öfkeni ve stresini kontrol edebiliyor musun? Ya da duygusal açlıklarının neden olduğu ve bir türlü veremediğin fazla kiloların var mı? Durmadan bir şeyler yiyip yedikçe mutlu olduğunu zannediyor musun? Peki bağımlılıkların var mı? Hayatta o olmadan asla yaşayamam dediğin ne var? Bağımlı mısın? İlişkilerde de bu bağımlılığı yaşıyor musun? Ya da bir ilişkin var mı? Sağlıklı bir ilişki, etrafındaki insanlarla, arkadaşlarla, çalıştığın iş yerindeki astın ya da üstünle ya da yaşıtın akran gruplarıyla aran nasıl? Aranan biri misin ya da hiç fark edilmediğini mi düşünüyorsun? Kendini beğenmiyor, ezik, silik ve değersiz hissediyor musun? Değersizlik duygun var mı? Varsa kendini güvende, özgüvenli ve cesaretli de hissedemezsin. Karşı cinsle sağlıklı ilişkiler kuramazsın. Kendini cinsel olarak çekici hissetmezsin. Eril ya da dişil enerjinde bir tıkanıklık var demektir. Doğru eş, doğru sevgili ya da partner hayatına girmez. Girse de uyum ve ahenk içinde iyi bir ilişki yürütemezsin. Bu ilişki yürüsün diye hep alttan alan sen olursun. Sonunda hep veren sen olduğun halde ayrılık, terk ediliş, yok sayılma, ilgisizlik, belki de aldatılmayı yaşarsın. Neden doğru insanlar hayatıma çekemiyorum der durursun. Hatta sorunun kendinde olmadığını zanneder, kendini bir kurban olduğuna inandırır ve hep karşıyı suçlarsın. Ben yaptım da, ben verdim de o değerimi, kıymetimi hiç bilmedi der durursun. Peki insanlarla sağlıklı iletişim kurabiliyor musun? Anlaşılamadığını mı düşünüyorsun? Çok iyi bildiğin konularda bile kendini ifade etmekten çekiniyorsan hakkını da savunamazsın. Sınırlarını da koruyamazsın. Suistimallere, hep taviz vererek haksızlıklara maruz kalabilirsin. Sosyal ortamlarda hep geri planda sen kalırsın. Çalışkan ve başarılı olsan da fark edilmezsin. Auran hep sönük, yıldızın ve şansın düşük ve karanlıktır. İnsanlar seni görmezler. Peki iş ve öğretim hayatın nasıl? Başarısız mısın? Takdir edilme, onaylanma, kabul görme ve bununla ilgili sorunlar yaşıyor musun? Çok çalışıp, çabalayıp hedeflediğin noktaya ulaşmakta zorluklar yaşıyor musun? Ya da emeklerinin karşılığını almakta zorlanıyor musun? Maddi anlamda bolluk, bereket ve para akışında tıkanıklıkların var mı? İki yakan bir araya gelmiyor mu? Yokluk, darlık yakanı bırakmıyor mu? Bir türlü belini doğrultamadın mı? Yoksa köklerinde bir tıkanıklık ve bir kıtlık bilinci mi var? Bütün bu sorulara cevabın evet ise, hayatında yolunda gitmeyen bir şeylerin olduğunun sen de farkındasın. Bu olumsuz gidişin altında yatan nedenlerin ne olduğunu bilmiyorsan, neden bu durumdayım, neden bunları yaşıyorum diyorsan, şu an bu videoyu izlemen bir tesadüf değil. Benimle karşılaşman da bir tesadüf değil. Demek ki buraya kadarmış. Artık
hak edişin gerçekleşti ve yaşadığın zorlukların, sıkıntıların artık geçmişte bırakıp yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi. Bu bir hak ediştir. Önüne çıkan sınavlardan yorulduysan, yaşamında içsel huzuru, dengeyi arıyorsan, sağlıklı ve mutlu, başarılı olmayı yürekten, gerçekten istiyorsan ve bu gidişi artık değiştirmek istiyorsan ve şimdi buradaysan, bu bir tesadüf değil. Hak ediyorsun ve doğru yoldasın. Peki sen neden bunları yaşadın? Sınav mıydı? Ya da bu kader miydi? Alın yazısı mı? Böyle gelmiş, böyle mi gitmeli? Bu durum değişmez mi? Nasıl değişir? Aslında senin kader zannettiğin, belki de farkında olmadan, bilerek ya da bilmeyerek senin seçimlerinde ya da bilinçaltının seçimleri de olabilir. Belki de öğrenilmiş çaresizliklerin, alışkanlıkların, belki de yaşadıklarının nedeninin geçmişten gelen, üzerine yapışan bir karma olduğunu belki de bilmiyorsundur. Senin, annenin, babanın ve atalarının geçmişte yaptığı haksızlıklar, aldıkları ahlar, kulakları ya da senin geçmişte yaptığın bir hatanın, haksızlığın bedelini de ödüyor olabilirsin. Ve yaşadıkların, atalarından gelen kadersel bağlardan geçen bir tıkanıklık, bir blokaj da olabilir. Tıpkı kaşının, gözünün, saç ve ten renginin fenotip ve genotiplerle, genlerle geçtiği gibi yaşadıklarının da köklerinden, atalarından getirdiğin kadersel bağlardan kaynaklı sana geçen şeyler olduğunu belki de bilmiyorsundur. Ya da geçmişte yaşadığın kötü bitmiş, yanlış bir ilişkiden dolayı hayatına girip çıkan insanların frekansı düşük, karanlık enerjili birilerinden geçen bir kanca enerjisi seni bloke edebiliyor. Arandaki eterik bağ bunu engelliyor olabilir. Bağ kesmenin ne olduğunu bilmediğin için de bu kısır döngün içinde döner durursun. Hep benzer şeyleri yaşar ve neden yaşadım der durursun. Ya da çocukluğundan yaşadığın, annen, baban ya da öğretmenlerinden kaynaklanan sana yüklenmiş korkular, kaygılar seni bloke ediyor olabilir. Dışarıdan bilinçaltına yüklenen kayıtlar, kodlar, baskılar, tabular, konan sınırlar, yasaklar, dayatmalar, çekirdek inançlar senin kendi içindeki asıl seni görmeni engeller. Dışarıdan beklenen rollere girersin, sana ait olmayan sorumlulukları üstlenirsin. Herkesi mutlu etmeye çalışır, hep kendinden verirsin, hep kendini ertelersin, başkalarının ne dediklerini hep önemsersin. Ya da şu olabilir, üzerine yapışmış psişik enerjileri, sana darlık, yokluk, ruhsal sıkıntı yaşatarak hasta hissettiren negatif enerjileri sürekli olumsuz hissederken yaşarsın, kazalar, belalar, aksilikler hayatında hiç eksik olmaz. Döner dolaşır yine aksilik seni bulur. Bu başından eksik olmayan olumsuzlukların asıl nedeni belki de psişik ataklardır. Bedensiz varlıklar, üzerine yapışan karabasanlar, senin enerjinden beslenen varlık enerjileri. Sen bundan kaynaklandığının farkında bile olmazsın. Acaba senin hayatında yolunda gitmeyen ve seni bu yaşamda engelleyen, erteleyen, istediğin ve ulaşmak istediğin hedefe ulaşmanı engelleyen blokaj hangisi? Sana iyi gelmeyen, gelişimine hizmet etmeyen, seni erteleyen ve engelleyen, aşağı çeken tüm blokajlarından artık kurtul. Bunları kendinle birlikte taşımaktan, yük etmekten kurtul. Yaşamında, ilişkilerinde, aile bağlarında, işlerinde ya da kazancında, bolluk, bereket akışında, köklerinden getirdiğin ne kadar kıtlık bilinci varsa, yokluk, darlık varsa, tıkanıklık varsa, tüm bu geçmiş yüklerinden arınıp yenilenmek, yüksek enerji frekansına seni hazırlayacak olan muhteşem bir dönüşüm noktasına geçiş yapman için psişik ameliyat çalışmasıyla mutlaka tanışmalısın. Nasıl mı? Psişik ameliyat çalışması hayatında bir dönüm noktasıdır. Bu, bütün bu blokajların, bariyerlerin ve tıkanıklıkların açılmasını sağlayan, kişileri ruhsal, zihinsel, duygusal ve bedensel anlamda, yaşamsal anlamda 5 boyutta hayatlarını iyileştiren holistik tıp, diğer adıyla
tamamlayıcı ve bütüncül tıp alanında enerjisel anatomiyi kullanarak bilinçaltı değiştirip dönüştürme ve yeniden programlama, zihin yönetimi, hipnoterapi, nefes terapileri, aura, çakra sistemleriyle yapılan bir meditatif çalışmadır. Beyin dalgalarını ve yüksek frekans enerji düzeyinde kullanmayı gerektiren meditatif ve mental bir çalışmadır. Psişik ameliyat, kişinin aurası açılarak köklerinden başlanarak yapılır. Tüm çakra sistemleri üzerinde tüm blokajlar ve tıkanıklıklar, aura yırtıkları ve aura üzerindeki psişik atakların temizlendiği bu çalışmada hastalıkların altında yatan zihinsel ve ruhsal, duygusal nedenli kaynaklı sıkışmış bedensel tıkanıklıklar temizlenerek açılır ve tüm bu sistemler yeniden aktive edilir. Zihinsel kayıtlar, çocukluk travmaları, tacizler, suistimaller, değersizlik duyguları, bilinçaltı kayıtları, geçmiş karmalar, anne, baba, atalardan geçen gen aktarımı, hastalıklar, öğrenilmiş çaresizlikler, öğrenilmiş alışkanlıklar, geçmişten getirilen ve kader zannettiğimiz ama bize ait olmayan tüm karmalar, kadersel ve ata bağlarının kesilmesiyle, kanca enerjilerinin ve eterik enerjilerinin temizlenmesiyle ve iyileştirilmesiyle köklerle ciddi olarak yapılan bir çalışmada düzenlenir. Birçok yöntem ve teknikleri arka arkaya 2 gün yoğun olarak uygulamak gerekir. Derin bir kazıma, arınma ve temizlenme devamında doğru çapaların atılması ve iyileştirme çalışmasıdır. Zihin tamamen boşaltılır, kişi alfa dalga boyuna getirilerek zihinsel arınma yapılır. Psişik ameliyat birebir kişiye özel, online olarak uzaktan da yapılabilmektedir. Gelmeden de kendi konfor alanınızda çok daha verimli alabileceğiniz bu çalışma oldukça güvenilir bir çalışmadır. Birebir yapılan çalışmada 2 gün arka arkaya 2 seans olarak uygulanır. Her seans yaklaşık 2 saate yakın sürer. Çalışma öncesinde danışanla görüntülü bir görüşme yapılır. Sonrasında danışanın hikayesine ve sorunlarına göre özel bir program hazırlanır. Bu çalışma hem bilinç boyutu olarak hem de akademik anlamda yetkinlik gerektiren bir üstad tarafından yapılması oldukça önemlidir. Aksi takdirde kişinin aurasına ve bilinçaltına girmek fayda yerine zarar verebilir. Yapan kişinin akademik yetkinliği, bu konudaki donanımı, spiritüel alandaki yetkinliği, beyin dalgalarını iyi yönetebilmeyi ve rezonansa geçebilmeyi, duygu frekanslarını iyi yönetebilmeyi ve enerji noktalarını iyi bilmeyi gerektiren astral boyutta yapılan mental bir çalışmadır. Üstadın daha önce yaptığı çalışmalardaki geri dönüşler de bu anlamda çok önemlidir. Bu çalışmayı uygulayan üstadın kendi enerjisi, ruhsal ve zihinsel, duygusal, bedensel olarak sağlıklı olması, hayatı, yaşamı bile doğru kişi olup olmadığı konusunda ipucu verir. Kısacası kendini şifalandıramayan başkalarını şifalandıramaz. Buna dikkat edin. Bu çalışmada tüm zihinsel travmalar, zihin oyunları, negatif düşünce kalıpları, olumsuz paternler, olumsuz bakış açıları, gelişimi engelleyen çocukluktan yüklenmiş çekirdek inançlar, öğrenilmiş çaresizlikler ve kişiyi engelleyen tüm bilinçaltı kayıtları tamamen dönüştürülür. Ruhsal tüm sıkıntılar, korkular, kaygılar, kaygı bozuklukları, endişe, panik, obsesif takıntılar, anksiyete, depresyon, içsel huzursuzluk, öfke kontrolü, stres yönetimi, tüm fobiler, çeşitli psişik enerjilerin yarattığı derin diplerdeki kötü ruh hali, bütün bunların iyileştirilmesi sağlanır. Bedensel anlamda ise bedende var olan hastalıkların, alerjilerin, ağrı ve sızıların, endokrin sisteminde ve metabolik düzende olan tüm tıkanıklıkların, birçok hastalığın altında yatan zihinsel ve duygusal nedenlerin ortadan kaldırılması sağlanır. Problemin altındaki ana neden ortadan kalktığında bunların belirtileri de yavaş yavaş hayattan çıkarak kaybolur. Yaşamsal anlamda ise kişi ve onun hikayesi oldukça önemlidir. Onun gelişimini engelleyen, yaşamda yol almasını olumsuz etkileyen, sağlıklı ilişkiler kurmasına engel olan ya da başarılı başarısız olmasını etkileyen ne gibi düşünce kalıplarına sahip, bu kalıplar
alfa dalga boyuna getirildiğinde bilinçaltının kapıları açılır, değiştirilir ve bu nedenler değiştirilip dönüştürüldüğünde kişinin işi, ilişkisi, yaşamdaki dengesi yeniden sağlanmış olur. Ona iyi gelmeyen insanlar, durumlar hayatından yavaş yavaş çıkar. Yenilere yer açılır. Kişinin bakış açısı değişir. Hayatının sorumluluğunu ve kontrolünü eline almış olur. Daha dengede ve daha özgüvende olup kendini de güvende hisseder. Duygusal arınma da gerçekleşir. Motivasyon, yaşamdan zevk almak, hayatın güzelliklerinin farkına varmak, anda kalmasını sağlamak, anın farkında olmak, affetmesini sağlamak, duygusal açlıklarını gidermek, bağımlılıklarından kurtarmak amaçtır. Kişinin kendisiyle olan ilişkisi düzeldiğinde herkesle, yaşamla olan ilişkisi de düzelir. Bu çalışmada aura temizliği de yapılır. Aura güçlendirme yapılır. Auradaki yırtıklar onarılır. Kişinin aurası temizlendiğinde beden bağışıklığı yükselir. Ruhsal modu, motivasyonu yükselir. Temiz ve parlak bir aura saygınlığını, çekiciliğini, kabul görmesini, takdir edilmesini, onaylanmasını etkiler. Işığıdır. Aynı zamanda şansını açar, yıldızını yükseltir. Aura, halk arasında yıldız denen kavramın spiritüel adıdır. Güçlü ve temiz bir auraya sahip olmak, yüksek frekansta olan bedenler üzerinde üçüncü boyut varlıkların, psişik atakların tutunmasını engeller. Temiz aura görünür olmayı etkilerken, başkalarıyla daha sağlıklı, iyi ilişkiler kurmayı da etkiler. İnsanlar doğal olarak aurası temiz, enerjiyle güzel parlayan insanları, ışıldayan insanları hayranlıkla takip eder. Bu çalışmayı evinizden online aldığınızda yaşadığınız mekanlar da bu iyi enerjinin etkisinden faydalanır. Temizlenmiş olur. Hatta evdeki insanlar da bu enerji akımından pozitif anlamda etkilenir. Evde negatif enerji temizliği yapılmış olur ve onların bulundukları mekanlar tüm enerji alanıyla beraber pozitif etkiyle temizlenmiş olur. Acı ve üzüntüleri ilaçla, antidepresanlarla uyutmak, septomları bastırmak, problemleri çözmez. Sorunların altında yatan asıl nedene inmek ve onu çözmek gerekir. Kökten iyileşme farkındalıkla ve kendini derinden tanımakla mümkündür. Bütün bu kabuklar kırıldığında, içindeki sen açığa çıktığında ne korku kalır, ne güvensizlik, ne huzursuzluk, ne stres, ne öfke, ne de hastalık. Kendini bulduğunda gerçek mucizeyi keşfetmiş olursun. DNA'larında saklı olan olağanüstü şifreleri çözmüş olursun. Bütün bunlar uyguladığımız 2 günlük psişik ameliyattan sonra gerçekleşir. Psişik ameliyat çalışmasından sonra neler yaşanır? Kronik hastalıklarınız yavaş yavaş ortadan kalkar. Bağışıklık sisteminiz güçlenerek sizi hastalıklara karşı korur. Stresli zamanlarınız da sizi rahatlatır ve sakinleştirir. Toleransınızı artırır. Korku duygusunu yenmenize yardım eder. Kafanızın karışık olduğu, doğru cevapları bulamadığınız, düşüncelerinizin net olmadığı durumlarda düşüncelerinizi netleştirir ve odaklanmanızı sağlar. Ağrı ve acılarınız giderek kaybolur. Düşüncelerinizi doğru noktaya yönlendirdiğinizde aradığınız cevapları da çok kolay bulmuş olursunuz. Var olan tüm hastalıklarınızın yavaş yavaş bedeninizden çıkmasını sağlar. Vücudunuzu toksinlerden arındırır. Oksidan dediğimiz yaşlandırıcı maddelerin vücuttan atımını sağlar. Gençleştirici, anti-aging bir değişim sağlar, sizi dinçleştirir ve yaşlanma etkilerini azaltır. Duygusal blokajları çözer ve duygusal sorunlarınızı çözmenize yardım eder. Sezgisel yeteneklerinizi ve farkındalığınızı artırır. Hayata daha farklı bakmaya başlarsınız. Vücudunuzdaki tüm yaralar kolaylıkla kaybolur. İnsanlarla ilişkilerinizde daha sakin, daha yapıcı olmanızı sağlar. Sanatsal üretkenliğinizi artırır ve ilham almanızı kolaylaştırır. Kin, nefret, öfke gibi düşük frekanslı duygulardan tamamen sıyrılmanıza yardım eder. Bütün olumsuz paternlere karşı toleransınız çok yüksektir. Pozitifsinizdir. Bilinçaltınızdan geçmişten takılı olan tüm bariyerler kırılır
ve zihniniz rahatlar. Kendiniz için daha doğru olan, iyiyi bulmanızı sağlayan doğru kararlarla beraber doğru insanları sezgisel olarak hissetmeye başlarsınız. Varsa cinsel sorunlarınız çözülmesine yardımcı olur. Psikolojik rahatsızlıklarda, fobilerde, depresyonda gerçekten son derece olumlu sonuç verir. Sevgi ve ilgi duygularınızı artırır, duygusal ilişkilerinizde daha olumlu ve pozitif olmanızı sağlar. Uykusuzluk, bitkinlik, isteksizlik gibi sorunların tamamen çözülerek sizden kaybolmasına neden olur. Kaliteli, derin, REM uykuları uyumanızı sağlar ve uyku boyunca melatonin hormonu aktif bir şekilde bedeninizde akarak tüm organların çalışma sistemlerini düzeltir. Fiziksel, psikolojik ve zihinsel sorunların çözülmesine yardım eder. Diğer pozitif etkileri hem iş yaşamında, hem duygusal yaşamda, hem de sosyal ilişkilerinizde sizi destekleyerek çok daha pozitif, mutlu bir insan olmanıza yardım eder. Duygularınızı artırır ve duygusal ilişkilerinize oldukça pozitif ve olumlu katkı sağlar. Ne kadar kronikleşmiş, geçmeyen rahatsızlıklarınız varsa bunlar süreç içinde yavaşça iyileşir. Bağışıklık sisteminizin güçleneceğini söylemiştim. Gerçekten bağışıklık sisteminiz her türlü virüse karşı son derece yüksek olur. Sinirli olma, gergin, stres, tüm bu zamanlara karşı toleransınız çok yüksekti ama bu durum sizi son derece rahat ve sakin hissettirir. İnsanlarla kurulan iletişimlerde kendinizi pozitif hissedersiniz. Yüzünüzün rengi bile farklıdır. Daha parlak, daha ışıl ışılsınızdır. Hep gülümsersiniz. Bu çalışma sonrasında beni diğerlerinden farklı kılan bu teknikleri, yöntemleri uygulamak, iyileştirme sağlamakla beraber kişiye, danışana bu yöntem ve teknikleri öğreterek aslında onun içindeki yaratıcı ustayı açığa çıkarmak, ona kendi kendini, hatta etrafındaki diğer insanları da iyileştirmesini, onlara faydalı olmasını sağlamak, öğretmek ve süreç boyunca rehberlik yapmak, tüm bu çalışmaları, uygulamalarını herkese ulaştırmak ve amaç bütüne hizmet etmektir. Tüm bu iyileştirmeler yapılmadan, yani ruhsal, zihinsel, duygusal, bedensel ve yaşamsal 5 boyuttaki çalışma yapılmadan yapılan insiyeler sonuç vermez. Bunların tamamen düzeltilmesi, bu iyileştirmelerin yapılması, sonrasında insiye yani el verme dediğimiz çalışma uygulanmalıdır. Bu iyileştirmeler kişinin hayatında kalıcı olmakla beraber kişinin bundan sonraki süreçte bana bağımlı kalmayıp kendi hayatında, kendi yolculuğunda yol almasını da sağlamış oluyorum. Çalışma sonrasında el verme dediğimiz insiye ile siz de bu şifa gücüne yetkilendirilmiş oluyorsunuz. Taç çakranız açılarak birinci level aşamaya insiye oluyorsunuz. Sizin de şifa kanalınız başlamış oluyor. Bu uygulama aynı zamanda sizde bilinç boyutunu açan bir uygulama olduğu için uyanış ve aydınlanmayı sağlayan bir ruhsal doğumdur aslında. Hayatınızdaki bir dönüm noktasıdır. Bu çalışmanın devamındaki süreçte kendinizi ve başkalarını nasıl iyileştirebileceğinizi, auranızı nasıl temiz tutacağınızı, nasıl koruma altına alabileceğinizi, çakralarınızı nasıl temiz tutacağınızı ve başkalarına da nasıl uygulayacağınızı da öğrenmiş oluyorsunuz. Birinci level yeni bir boyuta geçiş, uyanış aslında bir kapıdan geçiştir. Birinci level öncesi ve birinci level sonrası diye hayatınızda bir dönüm noktasıdır. Her level'da bir yukarıya çıkış ve bilinç boyutunda frekansta artış olur. Bu yolculuk derin bir deryadır. Bundan sonraki aşamalarda dilerseniz yolculuğunuza spiritüel danışman olarak da ilerleyebiliyorsunuz. Aura açma, aura temizleme, çakra temizleme, zihinsel arınma, yol ve yöntemleri, bilinçaltı kodlama, blokaj kaldırma teknikleri ikinci level'da verilir. Üçüncü level masterlık aşamasıdır, üstad olmaya hazırlıktır. Daha yüksek ezoterik bilgiler içerdiği için sonraki level'larda daha yüksek bilinç boyutları gerektirir ve öğretiler o aşamada verilir. Her level'da bilinç boyutu ve çakralardan geçen enerji gücü çok daha fazla artar. Aura alanı genişler ve frekans boyutu da o oranda yükselir.
Level olarak yükselmek kişinin hayatında frekans boyutunun artmasına, o oranda hayatının da iyileşmesine, bilincinin açılmasına, yaşamının, hayat şartlarının çok daha iyiye gitmesine yardımcı olur. Kişi artık sıradan biri olmaktan çıkar ve üst frekanslarda seçilmiş bir kişi olur. Bu kişiler genel anlamda rehberlik görevlerini üstlenirler. Yetkileri kat kat artarak bilinçaltına girebilme, dokunmadan uzaktan enerji çalışmaları yapabilme, enerji gönderebilme, sembollerin bilinçaltındaki dillerini kullanabilme gibi yetkileri de masterlık aşamasında öğrenirler. Astral boyutta psişik çalışmalar üstatlık aşamasında yapılır. Bu yolculuğa başladığınızda dilerseniz siz de üstatlık aşamasına kadar yükselebilirsiniz. Bunun ilk adımı birinci level olup öncesinde arınma çalışması, yani psişik ameliyat çalışmasını uygulamanız gerekiyor. Kaynaktan geldik, kaynağa gidiyoruz. Bu çalışmalar kaynağa daha hızlı ulaşmayı sağlayan bilinç boyutunu açtığı için farkındalık artar. Kendi içinizdeki mucizeyi keşfetmeye başlarsınız. Spiritüel bir varlık olduğunuzun farkına varırsınız. Yaşam çok daha farklıdır. Aslında hepiniz birer üstadsınız. Hele bu çağın kadınların hepsi birer şifacıdır. Geçmişte ne olduysa oldu. Geçmiş, geçmişte kaldı. Görevini tamamladı. Bundan sonraki yıllarınız muhteşem olsun. Yeni bir sayfa açmak, yeni potansiyeller yaratmak, gerçekleşmesini istediğiniz hayatı yaşamak istiyorsanız, size ışık olacak, yol gösterecek ve şifanın kapısını sizlere açmak için benimle bağlantıya geçin. Kendinize bir iyilik yapın ve ne kadar değerli ve ne kadar özel olduğunuzu bilin ve gelin hayatınızda yeni bir sayfa açmak için ilk adımı atın. Her ne yaşadıysan yaşadın. Hikayen nasıl olursa olsun, hatalarına rağmen, pişmanlıklarına rağmen, aldanma ve aldatılmalarına rağmen, acı ve üzüntülerine rağmen, başarısızlıklarına ve mutsuzluklarına rağmen hayat güzel ve yaşamaya değer ve sen çok değerlisin. Sen her şeysin. Her şey sensin. Bir mucizeye ihtiyacın yok. Sadece mucize olduğunu hatırlamaya ihtiyacın var. Şükürler olsun, sevgiyle dolsun ve öyle de oldu bile. Sevgiyle ve huzurla kalın.